Güzel makine bence. Merak edenler için. Evet. Oturuş pozisyonu olarak falan normal. Bir motosiklet gibi oturuyorum üstüne. Hani böyle altında küçük oldu, sığamadım falan gibi bir durum söz konusu değil. Ha, benim boyum 1,80, kilomda 105,5. Bu sabah öyle çıktım. 105,5 kilo olarak çıktım evden. Bakalım yarın sabah kaç kilo olarak çıkacağım. Yine o Forte ile yaptığımız rotanın bir benzeri. Buralarda bir gezelim. Ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi makinenin hafifliği ile ilgili bir şey söylememe gerek yok sanırım. 100 kilo kendisi. Şu an tabii biraz yokuş yukarı çıkıyoruz. Ben de ağır bir adam olduğum için öyle bir inanılmaz çekişi yok. Ya var tabii yani, bu makineden ne beklediğinize bağlı. Zaten bununla ben amına koyayım şöyle basacağım, böyle basacağım gibi beklentiniz umarım yoktur. Süspansiyonları biraz sert. Ya bir de ben ağırım. 154 kiloya kadar taşıyabiliyormuş kendisi. Şuradan sağa gideyim ben yine. Götüme kaçmış gibi motor zaten. Asıl alım. Hı. 64, 72, 75, 80'e çıktım. Son vitesteyim, viraja gireceğim. Giriyorum. 88, 89, yokuş aşağı olacak şimdi. 90, 91, 94, 93'e düştü. 95. Bir gaz kapattım orada. 95, 96, 98, 100 yapacağım. 100, 101, 102. Yeter, kırmızı ışık var şimdi. Sireni mireni nasıl? Yani biraz öyle gidiyor. Gidişi bu. O konuda bir şeyiniz olmasın. Böyle gidiyor makine. Yani biraz daha hafifseniz belki biraz daha iyi gidebilir tabii. Onu bilemiyorum. Kırmızı ışıkta da duruyor. Her motosiklet gibi. Hop. Yani alayım gezeyim şehir içinde motor süreyim falan diyor. Bence güzel. Tatil yazlık yerde olsa ben buna alır binerim. Ne uğraşacağım kocaman motorla? Değil mi? Küçücük motor var işte. Oradan buradan geçerim. Bak 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 bak. Hop, Opelci kıza gelir mi acaba? Bitti. Şimdi biraz aslında bununla trafiğe girmek lazım. Sanırım. Hop. Hop. Onda böyle bir makine yaptı. Bu yurt dışında görüyordum. Bunlara ne diyorlardı? King Gorilla. Gorilla denen bir eski motorlar vardı. Ona benziyor. Şey olarak. Yani dediğiniz gibi çok küçük. Ben buna oturamam falan gibi bir durum olacağını zannetmiyorum. Hani boyun çok uzunsa belki şöyle durursun. O başka bir konu ama zaten memleket olarak çok boyu uzun olan bir memlekette değiliz sanki. Ya zaten bunu ben alayım sürekli kullanayım yapabilirsin belki. Yani eğer senin için bir sakıncası yoksa, ama ben şahsen yapmam. Dönelim. Hop, adam durdu. Hoppa. Şöyle bir durayım. Trafik yok. Bununla ben trafiğe girmek istiyorum. Bir öbür tarafa doğru gidip bir trafik arayacağım. Hani varsa onun içinde bakalım nasıl bir performans sergiliyor. Küçük, hafif. O yüzden iyi bir performans sergiliyordur muhtemelen. Hani o kadar da kötü değildir herhalde. Sizler nasılsınız bu arada? Ben iyi olduğunuzu tahmin ediyorum. Umarım iyisinizdir. Motovlog yapmaya devam ediyoruz. Biraz videoları aksattım ama hemen o işleri bir çözeceğim. Bir sürü video var sırada. Bunları patır patır yapayım da şey olsun, video olsun piyasada. Bir de şöyle bir şey rica edeceğim sizden arkadaşlar. Biraz daha ilerlememiz adına şey lazım. Biraz paylaşın abi. Videoları paylaşın. İyi kötü biraz yayılalım.
Çünkü bu yayılma işi. İyi gidiyoruz ama daha da iyi gitmemiz lazım. Yani çünkü gezmek istiyorum, parayı bitirdim. Para mara kalmadı, Karadeniz gezisi patlayacak götümüze. İki planım var, zaten sponsor bulup bir şey yapamadığımız için şey yapacağız. Bir Karadeniz'e gideceğim yakın zamanda inşallah ya, ilk parayı topladığım anda. O Karadeniz yapalım. Ama Ağustos'ta da şey düşünüyorum, Doğu Avrupa düşünüyorum. Hani Zagreb'e kadar falan gidip, Doğu Avrupa'yı çünkü gezmemiştik geçen sefer. Bir Doğu Avrupa güzel olur. Onu istiyorum ama tabii ki bunlar için ben de para bitti arkadaşlar. Çok borca harca girdim. O yüzden artık olmuyor. İnsanlardan bir şeyler rica edeceğiz. Reklam almaya falan çalışacağız. Bu arada da sonsuz dürüstlük içerisindeyim size karşı. PayPal hesabıma yatan bazı paralar var arkadaşlar. 1 lira 1 lira atıyorlar sağ olsunuz. 1 lira 1 lira derken daha fazla atan da oldu. 70 lira gibi biraz PayPal'ın da para var. 110 dolar gibi falan da YouTube'dan kazandım. Bu parayla hiçbir sikim yere gidemeyiz arkadaşlar. Benim aylık bir tane kredi kartım var. Onun 1500 liralık bir limiti var. 1500 lira oradan 1570 lira 100 dolarda 280 lira desek o 2000 liraya yakın para var. Şimdi neden para konusunu açtım? Para isteyeceğim. Yok, para istemeyeceğim. Şöyle tişört yaptırıyorum. Patch yaptırıyorum. Kahretsinden gidiyorum adına. Öyle sticker yaptırıyorum. Bunları belli bir fiyata mal edip, ki bu konuda da asla yine yalan söylemeyeceğim, şu kadara mal ettim arkadaşlar diye dürüst olacak her zaman. Mal ettiğimi üzerine biraz koyup hem sizden yeni rota için biraz yardım alacağım, hem de bir şekilde tişörtümüz falan olmuş olacak. Yani kimseden boş beleş bir para isteme durumu söz konusu olma. Oraya da girmezmiş, amına koyayım, girer. Şuraya girsem mi acaba? Oraya girmeyeyim. Ha, ne diyordum? Öyle bir durum olacak. Güzel de olacak. Bence yapılması gereken bir şeydi. Motoru da satıyorum. Ha, gel götüme gir. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Öldüreceğim mi? Nereye giriyorsun ya? Hayır, nereye giriyorsun? Ne yapacaksın yani? Ha? Ne yapıyor musun? Bir de bakıyorlar sanki, amına koyayım. 4 tane amca oturmuş arabaya. Götüme giriyor. Ne yapacaksa. Ben de bunu anlamıyorum ya. Küçük motor ya, ben oraya gireyim. Gitmiyorum lan hiçbir yere. Götüme giriyor, vuracak orada, sıkıştırıyor. Amo şofu. Ha işte böyle şey, motor da satacağım. Bir değişik planlar var motorlar konusunda. Başka makineler alabilirim. Motor işini bırakmıyoruz yani, motora devam. Harley'i bırakmayabiliriz, Harley'i bırakabiliriz. Belki arada biri bizim motorumuzu al der, onun motorunu alırız falan filan. Sadece ben sıkılıyorum abi, değişiklik istiyorum. O yüzden yani, yoksa motorumla ilgili bir sıkıntım yok. Ben de kendisini çok seviyorum. Neyse, ne diyorduk, biz motor denemeye çıktık, yine kendi işimize döndü olay. Heh. Motor abi böyle sol şeritte falan ben gidiyorum bir şekilde, ama tabi sıkıştırmalar falan çok oluyor. Mesela şu an sağ tarafımda bir kamyonet geliyor, soldaki sıkıştıracak, biraz gaz açıp kamyoneti önüne geçmek isteyeceğim mesela. Geçemem, trafikte böyle at gibi at gibi kullanmayın bunu. Orta şerit güzel. Bir de tabi bizde öküz bol olduğu için memlekette, o niye motor buradan gidiyor ki deyip aşıyor eşek, az önce götümüzden sıkıştırıyor bizi. Ne yapıyorsun deyince de bakıyor, ne yapmış olabilirim ki diye, andaval. Böyle öküzler bu motosikleti öğrenecek arkadaşlar. Yeni hedefim bu. Öküzlere motosikletin bir araç olduğunu öğretmek bundan sonraki amacım. Bana da yardım ucuz. Yardımcı olacağız. Olur. Bir şeyler yapalım. Bir projeler yapalım. Ne bileyim amına koyayım. Bıktım la. Bıktım yani gerçekten. Hayvan dolu. Nasıl olsa motor. Böyle bir şey olamaz ya. Önüne atlayan, bilmem ne yapan, yaya bile ya, motosiklet gelince yola atlıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnanılmazız yani. Zerre kadar motosiklet şeyimiz yok. Nasıl olsa motor.
Şöyle bir şeyler yapsam acaba nasıl olur? Şuradan şöyle geçsem. Kapatma orayı, kapatma. Şuradan da şöyle geçeyim. Hop. Nasıl olsa motor. Böyle bir şeyim var. Birkaç projem var bu konuyla ilgili. Bunlar gerçek. Çünkü ben gerçekten bu trafik şartlarında bu zihniyetle motosiklet sürmekten çok sıkıldım. Eminim motor süren herkes de benimle aynı fikirdedir. Çünkü olmuyor. Yani şeyin farkında değiller. Sizi öldüreceğinin farkında değil adam ya. Ben diyor geçerim buradan diyor. Ne olacak diyor. Peşinden gitsen ne olur diyor. Bir dakika kavşaklarda şu var. Herkes böyle peşine diziliyor. Halbuki şuradan çıkıp şöyle gelseler hiçbir problem olmayacak. Şurası bomboş. Böyle göt göte peş peşe diziliyorlar. Beş böyle manyak gibi arkasında bekliyoruz. Bunu da yapamıyoruz mesela. Çok ilginç. Trafik çok acayip bu ülkede. Yani analitik düşünce çok zor. Sıfır yani. Gidin abi şuradan şuralara doğru doldurun. Daha yeni doldu. Hepsi onun arkasında bekliyor. Bak bu da burada tersten gelecek. Vursana bana. Aferin. Acayip acayip işler ya. Öğreteceğim ama. Memlekette herkese. Yeşil yandı. Aa! Haydi. Git abi git Allah aşkına git. Amarokçu da bizi sıkıştırıyor amına koyurdu. Neyse. Yok yani illa motor görüyor ya onun yakınından geçince herifin egosu tatmin oluyor ya gerizekalı herif. Sen bana dokunsan ben amına koyayım öleceğim ya. Bir de şöyle belli bir hızlarda şöyle acayip bir değişik bir titremesi var. Kafa mafa atıyor bir şeyler yapıyor. Hafif olduğundan falandır herhalde. Ben teknik bilgisinden anlamam abi. Lütfen arkadaşlar. Şu motorlara birazcık dikkat edelim ya. Herkesi de uyaralım. Kendi etrafımızı uyaralım. Ya yıllardır tabii insanlar bu konuda cebelleşiyorlar. Ben süper kahraman değilim. Bunu nasıl tek başıma düzelteyim ama benim de bir katkım olsun istiyorum. Yani şu motorun yakınından geçmek, efendime söyleyeyim yarışmaya çalışmak. İşte sıkıştırayım ipneyi, götüne koyayım falan gibi. Motorcular iyi insanlardır. Onlarla kavga etmeyiz. Motor sürücüsü her zaman trafikte daha bilinçlidir. Şöyle sağa geçmek istesem bana yol vermezsin değil mi? Vermezsin. Ben de seninle yarış ederim o zaman. Bu motor böyle işte arkadaşlar izlediyseniz ben bir yorum yapmıyorum. Böyle sürülüyor, böyle gidiyor, böyle bir alet. Bence keyifli. Küçücük. Yine laf lafı açtı, konu konuya gitti. Her şey bir şey oldu, ben de anlamadım ya. Böyle de bir biliyorsun, bunu da izleyin. Dört tekerlilere karşı kendimizi savunacağız arkadaşlar. Öğreteceğiz ya. Adam geliyor, dibinden geçiyor. Ne oldu? Gülüyor sonra bir de. Amcık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir dokunsan öleceğim ya. Zihniyet yok, bilinç yok. Zaten her geçen gün ileri gitmek yerine... Bak dayı, aman gözünü seveyim dayı ya. Bak dayı bile görüyorsun değil mi? İleri gitmek yerine geri giden bir... Yapımız var zaten. Şurada kaza yapmış. Frenleri nasıl diye sorabilirsiniz. Frenler beni idare ediyor şimdiye kadar. Bir sıkıntı çekmedim. Ani frenlesem. Bakın hop şöyle bir durumu. Daha hızlı durabilir tabii. Uzman değilim. Şimdi emanet motoru bir de kırmak istemiyorum ya. Ne diyorduk? Öyle bir şeyler işte ya ne bileyim. Hop. Bence keyifli. Dünya turu atılır mı atılmaz o başka bir şey. Ha atan atar o başka. Ben atamam. Yorulurum. Aha. Bu çapırı kapamışlar. Benim motor da bu çapırdaydı kaldı herhalde içeride. Bu hiç hoş olmadı.
Aha Soner yakaladım. Merhaba. Merhaba, teste çıkmıştın da motoru... Onun çantasında motor orada. Teşekkür ediyorum, uğraştırdım seni. Güzel. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarışak mı? Ben daha yeni aldım, olmaz. Hadi görüşürüz. Öyle yani. Kamera inşallah hala kayıtlıdır bu arada. Şarjı bitmek üzereydi. O da bir sürpriz olabilir bizim için. Hop. Şu benim motorla bir yan yana koysak mı şunu ya? Komik olur bence. Bakın. Bence takasa gireyim ben bu ikisi arasında. Şöyle. Sivrisi bir böceğe benziyor da hangi böceğe benziyor bilmiyorum. Öyle işte. Kapatalım bugünlük de bu kadar. Bizim motorumuz da bu durumda. Duruyor kendisi. Öyle ya. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Eve gideyim de şu şeyin montajını yapayım. Anadolu 2'nin. Kendinize iyi bakın.